Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Biz şimdi yeni pazarımıza geldik. Bakın şöyle göstereyim, buraya ilk defa geliyoruz. Şu havuçlara hemen gözümüz gitti. Hemen şuradan annemle havuç alacağız şimdi. Kilosu 7 lira. Kiler 8 lira, daha mı iyi onlar? Onların rengi soluk gibi geldi anne bana ya. Bunlar çok taze ve minik geldi. Gel bakalım mı? Bakayım. Evet, bunlar çok güzel, baksana tazecik ya. Abi köşe ucuz, bizde ucuz. Ne kadardı? Kilosu 10 değil mi? Evet. Domatesin de kilosu 10 lira arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Biraz domates de alalım. Şu an domatesi trikot yaptım size arkadaşlar. Bu pazarı biz çok seviyoruz ya. Bu ikinci girişimiz değil mi? Evet evet. Ama gayet güzel. Ne kadar alacaksın anne sen? Bir kilo alırım. Ben de bir kilo alayım bari. Annem ne yaparsa onu yapıyor. Sen benim izimden git. He? Benim izimden git. Her zaman senin izinden git. Öyle yapalım. Kararı tutmaz. Bayağı seçtim. Güzel olunca bayağı bir seçtim. Nasıl lazım ya? Her zaman aldığım patates ve soğancıma geldim arkadaşlar. Kolay gelsin. Çok güzel oluyor. Buranın soğanları böyle minik minik. Patatesleri de çok güzel. İzmir'de demişim patatesleri. Sapsarı, evet. Çok güzel valla. Şimdi ilk önce soğan seçeyim. Sen alacak mısın? Abi süreçte sabit olsun. Çata gitmez bana. Evet, evet. Her zaman öyle yapıyorum ben. Pazardan da tabii. Teşekkür ederim. Cuma. Patates soğanlarımı aldım. Buradan da bir tane şöyle kıvırcık marul aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel görünüyor ki. Alırken böyle elimde hatta çatladı. Yeşillik almayacağım. Çünkü şu an ihtiyacım yok. Olmasını istemedim. Ispanak da almıştım geçen hafta. Buradan çok güzel ama bu hafta ben pırasa istiyorum anne. O yüzden ıspanak almayacağım. Yeşillikler kamerada çok güzel yansıyor valla. Buyurun ablacığım, 15 tane kime? Annem şimdi yumurta alacak arkadaşlar. 15 tanesi 25 lira değil mi anne? 50 liraya. Yumurtanın kalitesi 50 liraya. Aha çok güzel, evet. Ama çok bunlar şey. Bunlar yerli mi? Boklu ama. Renkliler yerli mi? Vallahi bilmiyorum ki. Bilmeden alıyoruz da. Alacağım karışık karışık. İşte. Al karışık al ama çok batıklı alma. Haşlarken. 50 liraya mı? Senin kalitesi 50 Peto. Liraya. Hoş geldiniz. 50 liraya hoş geldiniz. Marketten yumurta alacak kadar zengin değilim. 50 liraya kalitesi. 50 lira, 50 lira, 50 lira. Pancar da aldım arkadaşlar. Şöyle 3 tane 5 liraya. Hemen bunları da arabamıza atalım. Bakın siz benim arabamı görmüş müydünüz? Böyle şirin bir arabam var. Muzun kilosu 17 lira. Bakın ben de böyle 3 tane aldım. 10 lira tuttu arkadaşlar. Şimdi bunu arabama ekliyorum. Karnabaharların güzelliğine bakar mısınız? Tanesi de 10 lira. Bir tane şöyle karnabahar alayım. Şunu alabilir miyim? Elma mandalina seçin. Elma mandalina seçin. Doğan abi öyle yapma, Doğan abi. Öyle yapma, daha iyi, boş ver. Dağıt öyle, bir şey olmaz. Baksanıza çok güzel. Tamam, ne biraz zorlukta. Abi elma seçin, mandalina. Mandalinamı da aldım. Yağmur başladı bu arada. Çok güzel. Yine dayanamadım. Balık alacağız. Sardalya. Şimdi sardalya aldık. Annem de aldı. Ben de aldım. Sağ olsun abi temizliyor. Ama bir gün beklemesi gerekiyormuş kılçıklarını çıkarmamız için. Abla hoş geldin. Ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok güzel tazecik görünüyor balıklar. Bizi kırmadı, temizledi sağ olsun. Ama filato yapamadık. Filato yarın. Biraz bayatmasın ondan sonra. Çok evet. Çok taze. Şöyle bakın balıkları da göstereyim. Çok güzel. Kalite. Harika. Benden. Çok güzel. Harika. Kalite. Pazarlığımızı yaptık. En son balıklarımızı da aldık. Şu kocaman karnabaharı gösterecektim size arkadaşlar. Bakın. Burada böyle bekliyor. Böyle kalabalık bir aile alsın da
pişeyim, yeneyim diye. Onun akıbeti hakkında konuşuyorlar şu anda. Evet. Baksana bir tane kalmış. Diğerlerin normal boyutuna bakıp bu karnabaharın böyle kocaman olmasına ne diyorsun? Bunu var ya kim alacak çok merak ediyorum ya. Herkes bakıyor da cesaret edemiyor. Evet çünkü çok büyük. Hadi artık eve gidelim. Pazarlığımızı bitirdik. Çok güzel bir pazar oldu yine. Bu tarafta böyle balıkçılar var arkadaşlar zaten yine. Pazarımızı artık bitirdiğimize göre pazardan çıkabiliriz. Hadi gel. Bunca zamandır bekledim yağmur yağsın ıslanayım diye. Hayır ben ıslanmak istiyorum ya. Bu kadar güzel yağıyor ki şu anda yağmur. Bunca zamandır bu yağmuru bekledim böyle. Hep çıkıyordum yağmıyordu. Ama bu sefer ıslanacağım. Anne bir şemsiye. Sen misin şemsiye açan anne? Neyse ben telefonum ıslanmasın arkadaşlar. Koyayım da şuradan hemen yokuştan inivereyim. Islana ıslana eve gideyim. Çok güzel. Bence de öyle şey oldu. Birdenbire annemin şemsiyesi stüdyo ışığı gibi oluverdi. Ben eve geldim arkadaşlar. Balıklarımı direkt mısır unu ve tuzladım. Dayanamadım çünkü yarını bekleyemedim. Çok canım istedi. Böyle tazeyken hemen yemek istedim. Şimdi böyle yağımı kızdırıyorum. Balıklarımı da hazırladım dediğim gibi. Küçük bir salata da yaptım. Böyle küçük bir tabak salata yaptım. Ay afiyetle yiyeceğim inşallah. Bakalım balıklarımı hazırlamaya. Şimdi başlıyorum ben. Kızartmaya başlıyorum. İkinci günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün evden çıkarken değil de dışarıdan gelirken çekiyorum videomu, başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi montumu da hala çıkartmadım. Şimdi yarın Samet'in doğum günü. O yüzden ona bir şeyler almaya gittim. Ve tabii ki de her zaman böyle oluyor bu. Ona bir şey almışken kendime iki tane şey aldım. Böyle oluyor bizde arkadaşlar. Onun doğum günü ama benim doğum günüm gelmeden o bana hediyeler alıyor sağ olsun. Geçen gün susun çaktırmayın iki tane. Bir tane bot, bir tane de ayakkabı aldı bana. İstediğim ayakkabılar vardı, bot vardı bir de. Böyle bu peluşumla uyumlu olsun diye onu aldı bana sağ olsun. Onları gösteremedim sizlere. Giydiğimde artık ayağımda gösteririm. Hatta bugün botlarımı giydim. O kadar rahat oldu ki arkadaşlar. Böyle aynı buna benziyor. İçinden tüyler fışkırıyor. Bir diğeri ise Skechers ayakkabı aldım yine. Spor ayakkabısı istiyordum uzun zamandır. Onu da daha hiç giymedim arkadaşlar. Onu da bir ara gösteririm size. Ama şimdi önce size almış olduğum, bugün yapmış olduğum alışverişi göstermek istiyorum. İlk öncelikle Samet'e aldığım hediyeyi göstermek istiyorum. Paket yaptırmadım arkadaşlar. Zaten dedim denesin. Olmazsa hani değiştiririz diye düşündüm. Şöyle bir gömlek aldım. Bakın o kadar çok hoşuma gitti ki. Ve yarın akşam doğum günde inşallah giymesini istiyorum. Yani yarın akşam bir pasta keseceğiz. Annelerimiz gelecekler. Öyle kendi aramızda küçük bir kutlama gibi bir şey yapacağız. Yeni yaşını kutlayacağız eşimin. Buradan da eşime yine tekrardan mutlu yıllar diliyorum. Ve çok anlaşılmıyor. Çok tatlı bir kumaşı var arkadaşlar. Böyle bir gömlek aldım. Aslında hardal sarı bir sivit baktım. Ama dedim ki çok günlük olacak. Hani en azından bunu böyle bir düğünde, nişanda ya da böyle özel bir günlerde giyebilir diye düşündüm. O yüzden böyle bir tane siyah gömlek aldım. Kendime de aynısından aradım ama bulamadım. Kendime de iki tane kazak aldım arkadaşlar. Dayanamadım ya. Şunları ne zamandır istiyordum. Bu arada bu yaptığım alışverişlerin hepsini Defacto'dan yaptım. Böyle bir kazak aldım kendime arkadaşlar. Yeşil. Şöyle. Dur, ayağa kalkayım da öyle göstereyim size. Böyle. Baklava desenli ve kumaşı da yumuş yumuş. Bunun da yine fiyatı 200 lira. Ondan sonra şu kazaklardan ne zamandır istiyordum. Sonunda denk geldi. Denedim. Hoşuma gitti. Bu da yine fiyatı. Bunun da 200 lira. Şöyle sakallı mı deniyor buna? Bakın şöyle beyaz. Pofuduk pofuduk böyle güzel bir kazak. Bunu da yine 200 liraya aldım. Hediyenin fiyatını söyleyemiyorum. Hediye olduğu için. Ondan sonra bir de kendime şöyle bir kemer aldım. Bakın böyle. Ciklet ne oldu? Bunları aldım arkadaşlar. Ondan sonra da ben biliyorsunuz ki geçen videolarımda bir tane kazak almıştım böyle siyah beyaz çizgili. O çok büyük geldi. Hepiniz de çok güzel yorumlar yapmıştınız ama ben o yorumlar yazılırken onu iade etmek zorunda kalmıştım. Çünkü aşırı derecede bol gelmişti. Tabii taktım o kazağı durur muyum? Ondan sonra yine favorilerimi ekleye en sonunda bedenli buldum. O benim bir önceki aldığımda beden yoktu yani standart bedendi. Şimdi son bulduğumda kazakta S bedenini aldım.
Yine aynısını göstermeme gerek yok. Yarın akşam inşallah videomuza tekrar devam edeceğim. Yarın akşam giymek istiyorum o kazada. Samet'e de böyle siyah gömlek, siyah pantolon. Ben de kendimde siyah pantolon ve siyah beyaz çizgili kazak ve kemeri de böyle takmak için, öyle bir kombin yapmak için böyle bir alışveriş yaptım arkadaşlar. O zaman bu videoyu şimdi kapatayım. Yarın tekrar 3. günümüzde görüşürüz. 3. günden herkese aşkımın pastasıyla merhabalar. Aşkım bak, happy birthday yazın da orada. Nerede? Oraya koydum mumları, maytapları da oraya koydum. Şöyle mi oldu? Evet, çok güzel. Değil mi? Beğendin mi? Güzel. Bayağı büyük bir pasta aldık. Sen de sağ ol aşkım. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sevgilim. Beraber inşallah. Şimdi pastamızı dolaba atalım arkadaşlar. Ay şunu korktum. Saç sandım da. Şeymiş, hani pastanın numarası yazıyormuş. 6 numara. 9 mu 6 mı? Aa, 6 tam mı? Da. Doğum günün, evet. Şimdi ben bunu dolaba atayım. Hemen tuzlu kurabiye işine girişeceğim arkadaşlar. Malzemelerimi de çıkarttım. Aşkım bu ulvi görevi sana veriyorum. Dolabı boşaltayım şey ben. Mi? Kabıyla mı atacağız? Tabii kabıyla atacağız şimdilik. Ve benim kurabiyelerim hazır arkadaşlar. Bakın böyle kalpli kalpli. Çünkü bugün aşkımın doğum günüsü olduğu için böyle kalpli kurabiye yapmak istedim. Normalde bu tuzlu kurabiyeyi her şekilde yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yine tarif veremedim çünkü acelem var arkadaşlar. Bir yandan da akşam yemeğimizi hazırlamam gerekiyor. Yemekten hemen sonra toplanacağız. Annemler gelecekler. Şimdi kurabiyelerimi 180 derece fırına atacağım arkadaşlar hemen. Bak, buyurun. Bak. Giyindik. Hayır, bu kıyafete buyurun olmuyor. Güzel nasıl? Gitmiyor. Garson gibi olmuş. Nasıl işte, olmuşuz daha ne arkadaşlar? Biz böyle hazırlandık. Bakın çizgili almış olduğum kazan böyle. Doğum gün çocuğunun da gömleği bu şekilde böyle gösteriyor. Buyurun. Aşkım yüzümü kapatıyor. Gel, doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. İyi ki varsın. Bu hediyem benim. Hemen evet. Giydim. Hemen giydik böyle. Güzel, çünkü ama, uzun zamandır bir yere gidemiyoruz. O yüzden biz de böyle evde giyinelim dedik. Ya canım, iyi ki doğdun aşkım. Teşekkür ederim. Yalnız şöyle bir şey var. Yani prenses gibi de olsanız yine mutfak size bakıyor arkadaşlar. Aziz Allah bu arada. Kurabiyelerim oldu benim. Biz yemeklerimizi de yedik bu arada. Pırasa yaptım bugün. Doğum günü menüze bakar mısınız? Pırasa. Aşkım ya. Ne? Doğum günü menümüz diyorum. Pırasaydı. Evet ama neyse. Güzel. Güzeldi. Evet. Bakın kalpli böyle kurabiyelerim de oldu. Bunları da hemen böyle saklama kabına koydum. Cipsimiz var, içeceklerimiz var, pastamız, dolabımız da. Dediğim gibi ne kadar prenses gibi olsanız da mutfak yine sizden soruluyor. Şimdi ben de annemler gelmeden önce hemen bulaşık makinesini boşaltacağım. Yine yeni bulaşıkları yerleştireceğim. İnşallah üzerime bir şey sıçratmam. Çünkü böyle hazır beklemek istedik. Hemen bir an önce hazırlanmak istedik arkadaşlar. Ben hemen bulaşık makinesini toplayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Börülcem geldi. Ne yapıyorsun kız orada? Bir şey yiyor. Ye ye. Şimdi pastamızı hazırlamaya geldik. Açalım. Hande beni giderken video çekecek. Mumlarımızı yakalım. Şimdi Hande bak şöyle bir şey de aldım. Ne o? Şurada. Happy birthday. Güzelmiş. Evet böyle. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle ortaya mı takayım? Hı, öyle okay. Güzel değil mi? Aynen. Mumları nerede? Tamam. Mumlar da burada. Kitap da var iki tane güzel. Bunlar. Onları tam şeyde mi yakalım? Klimayı kapatmamız da iyi oldu ha. Söndürecekti yoksa. Birini buraya, birini oraya. Birini böyle. Pasta da gözükmüyor yalnız. Şöyle biraz uzağa alacağım sizi. Altları arkadaşlar. Var mı bunun? Altları koymamışlar baksana. O zaman böyle direkt böyle başlayalım. Koyacağız aynen. Aa, bir de şeyi çıkarmam lazım benim değil mi? Tabak, tepsi. Heh, bir orası kaldı. Evet, buna koyabiliriz. Bu güzel. Aynen. Onu direkt geçirelim. Okey. Evet, çok güzel. Biliyor musun? Yakabiliriz. Ha, nerede yakacağız? Kapıda yakalım. Tamam. Ben bunu alayım. Burada. Happy birthday. Duşa bak yalnız benim. Şimdi yakıyoruz. Elini yakma. Abim yine bir şey anlatıyor. Evet. Sanki benim doğum günüm değil mi? Gram umurunda değil. Evet. Attı mumlar ya. Evet. Mumlu mumlu yiyeceğiz. Anne ışığı kapatır mısın? Evet. Gidiyorum. Kapıyı da açmıyorlar. İyi ki doğdun aşkım.
Bir tane sen de direkt tut. Beraber tutalım. Hadi bir, iki, üç. Alkış. Bunlar söylüyor musun? İyi ki oldun hayatım. İyi ki varsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Dördüncü günde tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet, yine bitmeyen video yapmışlar. Videoyu bir türlü tamamlayamadım. Bugün dördüncü günümüz oldu. Şimdi de çıktık annemlerle birlikte Şirinyer Pazarı'na gidiyoruz. İlk defa gideceğiz oraya. Belki Buca'dan beni takip edenler vardır. Çok ünlü bir pazar. Çok güzel bir pazarmış. Çıktık evimizden gidiyoruz. Hava da mükemmel ötesi. Benim havam biliyorsunuz böyle yağmurlu havalar. O yüzden dışarıda çıpır çıpır yağmur yağıyor ve biz de pazar gezmesine gidiyoruz. İnşallah bir şeyler bulabiliriz. Hem ucuz oluyormuş galiba, komşularımız daha önceden gitmişler. Çok böyle söylemişlerdi bize, uygun fiyatlı şeyler de oluyormuş. Bugün bizim için gezmek günü olsun. Annelerimle birlikte gezeceğiz. O zaman pazarda görüşürüz bakalım. Arkadaşlar, pazar yerine doğru gidiyoruz. Arabamızı park ettik yakın bir yere. Yemek pazarında işimiz yok zaten. Direkt giyim pazarına gideceğiz. Ondan sonra burada bir de ne varmış? Forbes Caddesi mi dedin? Valla herhalde o geldiğimizde. Orası değil bence ya. Aşkım, orayı sorarız birilerine. Şimdi giriyoruz pazara bakalım. Şu çok güzel anne bence. Şimdi giyim pazarına girdik. Şunu çok beğendim Samet için. Siyah böyle ama da güzel aşkım. Ama large. Aa, güzel mi? Evet, çok güzel. Güzelmiş değil mi? Evet, çok güzelmiş. Yine benim fincancıyı buldum arkadaşlar burada. Burada 5 lira tanesi bakın. Ama sadece bu modelleri var. Sesim inşallah size geliyordur. Burası çok kalabalık çünkü. Böyle. Yine o taraf komple dolu. Bu tabakları zaten biliyorsunuz. Bunların da fiyatları 10'ar liraymış. Bir tane böyle kayınvalidem aldı. Güzelini aldı böyle. Samet de orada bir şeyler bakmaya çalışıyor. Aşkım ne buldun? Burası. Bakın biz neredeyiz arkadaşlar? Elif'imle buluştum. Karşı komşum ama görüşemiyoruz. Burada buluşuyoruz. Starbucks'ta buluşuyoruz. Vallahi evet. Ay, bizi hiç ayarlamıyor musun parayla? Şıp pazardaydım, şıp Starbucks'a geldik. Şimdi kahvelerimizi yudumluyoruz. Evet. Uzun zamandır görüşememiştik. Çok özlemiştim. Şimdi artık videoyu da burada kapatayım arkadaşlar. 4 gün oldu. Bu videonun sonuna geldik. Çok kısa bir video oldu. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Hava çok güzel şu anda. Yağmur hızla devam ediyor. O yüzden çok mutluyum ben de. Kendinize çok iyi bakın. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki vloglarda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.